Avrupa'da yaşayıp da kendi işinin patronları, bir hizmet satan veya bir ürün satan insanların interneti doğru ve etkili kullanarak nasıl para basma makinesine çevireceğini bu videoda anlatmak istiyorum. Peki ben bunu hangi yetkiyle, hangi tecrübeyle size anlatabiliyorum? Değerli arkadaşlar, kendimi bildik bileli hep önümde bir bilgisayar vardı. 1998 yılında ilk eBay kurulduğunda Almanya'da ben hemen aktif olarak oradan satış yapmaya başladım. Dükkanım olduğu için satılmayan ürünleri dükkanımda eBay üzerinden satmaya başlamıştım. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde depoyu boşaltmıştım. Satılmayan ürünler çok hızlı bir şekilde satıldı. Gelirimin büyük bir kısmı o tarihlerde internet üzerinden olmaya başlamıştı. Sonra dükkanı büroya çevirdim ve artık 2000'li yılların başında ürünlerimi internet üzerinden satıyordum üniversite okurken. Dolayısıyla o tarihten itibaren hem iktisatçı hem de klinik psikolog olarak İnterneti aktif kullanan, sürekli müşterilerini oradan bulan birisi olarak size tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, beni Avrupa'da kendi işini yapan insanları gördüğümde üzen en çok şey altın kafesinde ürün satmaya çalışmaları. Yani kuyumcuysa veya bir hizmeti varsa dükkana kira vererek Laufkundschaft, yani yoldan geçen müşterilerin gelmesini bekleyerek orada kendilerini hapsetmeleri. Yani dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın potansiyelini kullanmayarak sadece kendi bölgesinde, kendi şehrinde, örneğin Köln'e hitap etmesi, Köln'de yaşıyorsa Köln'deki müşterilere hitap etmesi zaman kaybı, enerji kaybı, ömür kaybı olarak görüyorum. Yazık. Neden? Çünkü bu adamın dükkanda rehin olmasına ihtiyacı yok. Yani dükkanda rehin kalacağına ailesi, çoluk çocuğu var bu insanın. Onlarla zaman geçirmek, eşiyle beraber, çocuklarıyla beraber zamanı geçirmek daha anlamlı geliyor bana. Hem online olarak interneti dünyanın her tarafında, Köln'den değil bakın, sadece Köln, Düsseldorf'ta değil, dünyanın her tarafında. Bir yere gittiğinde, örneğin Endonezya'ya gitti. Bir sene kalacak orada. Ürününü yine oradan dünyanın her tarafına satabilmek, Endonezya'dan posta yoluyla satabilmek. O yüzden interneti tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Hangi ürün olursa olsun internet üzerinden satabilirsin. Ama önemli olan birinci madde burada kendini ispatlamış bir ürün olması lazım. İnsanların hayatını kolaylaştıran bir ürün olması gerekiyor. Etik ve ekolojik olması gerekiyor. Faydalı ve legal bir ürün olması lazım. Bu ürünler tabii biraz önce dediğimiz gibi fiziki olabilir veya fiziki olmayabilir. Yani bir hizmet olabilir. Bu ürünleri sevgili arkadaşlar doğru internet kullanımıyla satabilirsiniz. Ben yıllardan beri bunu yaptım ve dünyanın her ülkesinde çok rahatlıkla yaşayabilirim. Mesela bir yıl Malezya'da yaşayıp kendi işimi yapabilirim. Veya bir sene Dubai'de, bir sene Amerika'da, bir sene Afrika'da fark etmiyor. Bir sene Fransa'da yaşayarak ürünümü satabilirim. O yüzden Avrupa'da yaşayan, kendi işini yapan, ürününü satan arkadaşlara sesleniyorum. İnterneti doğru kullanırsanız, bundan siz de yapabilirsiniz, siz de başarabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirin sevgili arkadaşlar. Peki en önemli şey nedir değerli arkadaşlar? Web sayfası. Web sayfası kurulumu olması lazım. Yani ben şunu fark ettim değerli arkadaşlar. Bunu gerçekten gördüğümde korkunç bir gerçek ortaya çıkıyor. Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız web sayfalarını maalesef kendi bölgesinden değil de Türkiye'den daha ucuz diye Türkiye'deki arkadaşlara yaptırıyorlar. Almanya'dan örnek, Almanya'dan birçok mağdur olan arkadaşlarımız var. Web sayfasını ben Türkiye'de yaptırdım. Çok güzel, görüntüsü mükemmel diyor kişi. Fakat Almanya'nın kurallarına göre yapılmadığı için impresyum bölgesinde örneğin sadece bir nokta eksik diye gece 3'te 4'te resmi dairelerden baskınlar oluyor.
Bakın tekrar söylemek istiyorum önemli olduğu için. Bir noktadan dolayı 3-4 bin euro abmanung aldıklarını söylediler arkadaşlar. Ben burada 3-4 bin euro kar edeyim, web sayfamı daha ucuza mal edeyim diye gidip Türkiye'de yaptırdığımda yanlış yapıldığı için impresyumda 3-4 bin euro abmanung yedim ve bunu çatır çatır ödedim diyor arkadaşlar. O yüzden web sayfa kurulumunda buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kendi bölgenizde sizi anlayan, sizin dilinizden konuşan, hem iktisat konusunda ekonomiyi bilen hem de insan psikolojisini bilen insanlara, uzmanlara bu sayfalarınızı kontrol ettirin, optimize ettirin sevgili arkadaşlar. Optimize ettirebilirsiniz, düzelttirebilirsiniz. Yoksa gece birden resmi daireler sizin sayfalarınızı yapay zekayla kontrol ettiği için birden baskın yapabilir, yüklü miktarda ceza yiyebilirsiniz. Dolayısıyla web sayfası görünümü, yazılımı, renkleri çok önemli ve Almanya değişiyorsanız Almanya'daki kurallara uygun olmalı. Web sayfasının yanında sosyal medya değerli arkadaşlar. Sosyal medyada görünür olmak. Birçok kanalları var. YouTube var, Instagram var, TikTok var. Şöyle düşünün. Görünmeyen bir adam varsa bunu bütün kanalları kullanarak görünür hale getirmek. Sosyal medyayı kullanarak görünür hale getirmek ürününüzü, hizmetinizi. Burada da yine kurallara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yine Almanya'da bir uzman, hem buranın sistemini bilen, hem insanları tanıyan, insanların ihtiyaçlarını tanıyan web sayfası, sosyal medya agentürleri var. Yani o firmayla ne yapabilirsiniz? Optimize edebilirsiniz. Örneğin biz sosyal medyayı kullanarak bütün kanalların toplamında 600 bin abonemiz var. 600 bin insan bizim paylaşımlarımızı görüyor. Ne koyarsak insanlar görebiliyorlar. Hizmetimizi oradan insanlara ulaştırabiliyoruz. Ve bunun yanında da tabii doğru bir web sayfaya yönlendirmeyle de ürünlerimizi, hizmetlerimizi kişilere ulaştırabiliyoruz. O yüzden atıl bırakmayın lütfen. Bir ürününüz varsa, kendini ispatladıysa bu ürünü sosyal medyayı kullanarak, web sayfalarını, interneti düzgün kullanarak satabilirsiniz. İnsanların ihtiyacı olan ürünlerinizi, hizmetlerinizi onlara ulaştırabilirsiniz. Ne kadar insanların ihtiyaçlarını giderirseniz o kadar da çok para kazanır. Ailenizde daha güzel, kaliteli hayat yaşayabilirsiniz. Bununla beraber her gün 10 saat, 12 saat kendi işini yapan insanlar çalışıyorlar. Evet biliyorum. Sistemi kurduğunuzda, yani sosyal medya sistemini kurduğunuzda, internette satışlarınızı arttırdığınızda günlük 3 saat ile 6 saat arasında yetiyor çalışmanız ve geri kalan zamanı da ailenizle beraber geçirebilirsiniz. Kendinize vakit ayırabilir, spora gidebilirsiniz. Her gün 3 saat spora giden arkadaşlar da var biliyorum ben. Örneğin bizim ekibimizden iktisat psikoloğu arkadaşlarımız onların ürünlerini internette nasıl pazarlayacağını, sayfalarını nasıl optimize edeceğini gösterdi. Onlar dükkanlarını kapattılar. Eskiden dünyanın parası kira ödüyorlardı. 3-4 bin euro çok işlek yerlerde para ödüyorlardı, kira ödüyorlardı. Artık öyle bir masrafları yok. Orada altın kafesin içerisinde 8 saatle 14 saat arasında zaman geçiriyordu. Orada esirdi yani, kolları bağlı. Bir insan düşünün, kolları bağlı. O da yok artık. Shop yok yani, ama internet sayfası var. İnternet sayfasının üzerinden dünyanın her tarafından ürünü satabiliyor. Ailesiyle istediği zaman istediği yere gidebiliyor. Günlük olarak sporuna gidiyor. Ailesiyle zaman geçiriyor. Hobisiyle ilgileniyor ve kaliteli, gerçekten kaliteli yaşam sürüyor. O yüzden bunları biz biliyoruz, gördük. Birçok insana yardımcı olduk. Gördüğümden dolayı hala bu nimetleri kullanmayan insanlara yanıyorum. İnterneti zaman öldürme makinesi olarak kullanıyorlar. İnterneti kafayı dağıtmak için kullanıyorlar. Bu beni gerçekten üzüyor. Artık yeter dedim. Bir açıklayıcı video yapayım ve kendi işini yapan arkadaşlar internet nimetini kullanarak sosyal
sosyal medyayı kullanarak para basma makinesi kurabilirler. Evinden veya dünyanın herhangi bir otelinden internet üzerinde satışlarını yapabilir. İnsanlara ürünlerini, hizmetlerini taşıyabilirler bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar, eğer bu konuda siz de artık interneti doğru kullanmak istiyorsanız, daha özgür bir yaşam istiyorsanız, alışveriş yaparken fazla düşünmek istemiyorsanız artık, fazla parayı düşünmek istemiyorsanız, ya para yeter mi yetmez mi diye düşünmek istemiyorsanız, finansal özgürlüğe ilerlemek istiyorsanız, o zaman bir an önce internet nimetini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu konuda bizden destek istiyorsanız, bizim ekiplere sizi yönlendirmemizi istiyorsanız, o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bunun yanında da referans olarak beni alabilirsiniz. Google'a girdiğinizde İsa Mael yazdığınızda şuraya karşınıza çıkan bütün ne varsa, sosyal medya, internet sayfaları, hepsi bizim arkadaşlarımızın ürünleri. Aramızda iktisat psikologları var. Onların eseri sevgili arkadaşlar. Ben onlardan gerçekten çok memnunum ve sizlere de onları tavsiye ediyorum. Siz de gerçekten ciddiyseniz, kendinize reklam bütçesi ayırdıysanız, web sayfası dizayn için gerçekten bütçe ayırmaya hazırsanız, o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Siz de interneti doğru kullanarak para basma makinesine çevirebilirsiniz. Şimdi hemen bu videonun altındaki linke tıklayarak başvuru gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.